test yap test yap dedim yapmıyorlar ya ters psikoloji uyguluyorum ne yapsana kardeşim şu niye kırıyorsun yukarı aa çok ayıp bu mı geliyor gelen rising wedge nedir nedir ondan bu bunun böyle aşağı düşmesi lazım tuh 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 tuh, tuh yukarı kırıyor işte enteresan buna ne oldu böyle kudurdu bugün yeter de gidiyor Bundan yandan bak şu yapı ile şuradaki aynı falan bunun tersi o işte. Ama bunu işte terste bırakmak için bakın ne kadar dik yukarı kırmaya çalıştığını görüyorum. Bunun nasıl kıramadığını görüyorum. Ama hiç pislik yapmaya gelince şak diye kırıyorlar yukarı işte. Normalde bu böyle gitmesi lazım. Burada geldin işte şöyle kama var bilmem ne var. Böyle gitmesi lazım bunu. Bu ne? Şimdi satacağım. Etmeyeceğim. 11'i geçtik. Bu muhabbet hiç işte, çekti mi? farklı desimal olayları niye varlar? Mesela <laughs> bak bak 1, 2, 3, 4, 5 var. 5. açtılar. Dolar Türk Lirası. Bu coin'i ya da hisseyi edersen de emtiyayı neyse adı o borsalık teriminde onu durdurmak için yapılır bu. USD TR'ye de 4-5 lirayken dolar şey vardı 2 desimal vardı 2-3 lirayken 2 desimal vardı. 3, 4'ü kırdı. 3'e çıkarttılar desimal sayısını. Sonra 6, 7'yi kırdı. 4'e çıkarttılar. Şimdi 8, 9'u kıracak. 5'i çıkartmışlar bak. Bu da manipülasyonun A babası oluyor zaten. Ne demek bu? Fiyatları bir noktaya sıkıştırıyorsun. Önceden işte 8.71'e e, alım gireceksin ya da satım gireceksin. 8.71'e girebiliyorsun. Ya da 8.70'e ya da 8.72'ye girebiliyorsun. Şimdi bak 70 Birden sonra 3 hane daha açmışlar. Yani 1 ile 2 arasında 71 ile 72 arasına bir order girebiliyorken şimdi 1000 order girebiliyorsun. Bu da gitmesini istemediğin, artmasını istemediğin ya da düşmesini istemediğin daha doğrusu kontrol etmek istediğin şeyde yaparsın bunu. Hacimle de alakalıdır. Bitcoin'de iki tane var. Şuradan bakıyorsun. BTC. Bak şurada ayarlayabiliyorsun onu sen 50 dolar 50 dolarla görebiliyorsun. Ama en fazla sana 0 e kadar gösteriyor. Yani 2 desimal gösterebiliyor. Yani şöyle bir ordur giremiyorsun oraya. Ya, ya, Biliyor musun? Bak yazamıyorsun. 35.547.23.235 diye bir şey ya da nokta 238 diye bir şey giremiyorsun. Ver girdirmiyor sana. Ethereum'da da aynı şey var. Büyük coinlerde. Bu hacimli olduğunda düşük hani hacim ne olduğunda gitmesini istemediğin, çok fazla gitmesini istemediğin, durdurmak istediğin, daha doğrusu manipüle etmek istediğin şey de yaparsın bunu. Bunları manipüle etmek istemiyor anlamında değil. Yani manipüle etmek istediğin şey var. Bir de manipüle edebildiğin şey var. Bir de çok fazla manipüle edemediğin şey var. Şimdi Bitcoin'le ile Ethereum'u yani manipüle edebiliyorsun ama tek başına edemiyorsun işte. Yani başka katmanlar da var. Başka market maker'lar var, başka balinalar var. İşte başka şirketler var, başka borsalar var falan var, filan var. Çok fazla gücün yok. Çünkü Bitcoin'de, Ethereum'da, Bitcoin'de mesela Binance'in çok fazla gücü var mı? Aa yani hani Coinbase daha güçlü şu anda. Ethereum keza aynı şekilde. Ethereum'da da iki decimal, Üçüncüyü yazdırmıyor sana. Yani şöyle desem 2164.51 bunun 50 1, 52, 50, 51, 52, 53. Buraları yazabiliyorsun. 500 yapamıyorsun bunu. Ama ya bu ne demek oluyor? Bu hani hacim çok fazlaysa yapabilirsin bunu. Hacim fazla mı? Fazla. Manipüle etmek istesen, manipüle edebiliyorsan eğer. Yani tam anlatamıyorum aslında ama e, kafamdakini. Bunu yapman lazım. Örnek işte. Şu şey mesela. Sushi şey, USDT. Bak noktadan sonra 3 desimal var. Niye? Ethereum'da de veriyorsun. Bir üstüne veriyorsun yani hani e, bu Ethereum olduğunu dese düşünsen bunun 7.56'dan daha alt desimale geçemiyorsun. 7.56.1 .56 e, yani 560'a giremiyorsun. 7.56 olacak bu. Bunda niye 61 62 63 diye order girebiliyorsun? 64 65 66 67 diye girebiliyorsun. Ya da nuls ya. Nuls ulan nuls nuls yani. Ya eti ne budu ne lan bunun. Hacmi ne 9 milyon dolar hacmi var ki o fake olduğunu bütün dünya biliyor bunun. Hepsinin. Nuls'te 4 desimal var ya. Bak Ethereum'da Bitcoin'de 2 tane. Bu, bu kadar yazabiliyorsun. 0.45 ya 0.45'ten alırsın bunu ya 0.46'dan alırsın. Ama şimdi 0.46.23'ten de alabiliyorsun. Keza işte part diye bir şey bak yeni çıkartmış bunu. Neyse bu. Bu da 4 desimal. Yine 5 olanları da vardır bunun. DG 5 desimal Satış ile alakalı olarak yap diyecekler onu tabii ki sana. Bunlar işte düşük satışlı coin olduğu için işte Bitcoin'de çok yüksek fiyatlı olduğu için buna ancak bu kadar olabiliyor falan filan diyecekler sana. Ama değil. DG'de 5 şey. XVG BTC desek oluyor. Bu 76. Bu kadar satışı. Bu bir satış artımı bunun USD fiyatının mesela satışının bir satışın dolar fiyatı var tamam mı? Bir satışı kaç dolar yapıyor? Onu hesaplayalım hemen. BTC ne kadar? 34.862 çarpı 0.00 671. Bir satışı 003 dolar. Yani XVG bir satış arttığında hani şeyden 76'dan 77 olduğunda bunun 0034 artması lazım. 0034 yani bu 76'dan bak şu an 77'ye çıktığında bunun direkt 0.02'den 0.0247'den 0.0708'e çıkması lazım. Direkt. Çünkü burada bir satış artıyor. Bir satışının bedeli değeri dolar olarak karşılığı 0, Bu bir satış artıyorsa bu dolar da bu kadar artar kardeş. Artıyor mu? Artmıyor. Bunu da dolar olarak 68, 69 vesaire diye götürüyorlar. 68, 69, işte 70, 71, 72 öyle öyle götürüyorlar. Niye? Çünkü her şeyi dolarla kontrol edebiliyor. Hani sorun altcoin'ler diyorum ya. Aslında altcoin'lerin gitmesini istemiyor herif. Çünkü giderse batacak. Ve burada binlerce işlem yaptığı için 11 milyon hacim var XRP şey diye XVG'de. Yuh yani. Binlerce işlem yaptığı için öyle öyle 001, 001 001 001 öyle öyle topluyor coinleri senden. Marketten oradan buradan. Ama Bitcoin de yapamıyor onu Bitcoin de niye hacim de var. Şey de var. Satabiliyor olman lazım. BTC'yi atıyorum 01 BTC'yi yani şu fiyat altından da ne satabiliyor mu lazım? Çünkü şeyde yani güzel oyna, oynar. Oynaması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Bak bir satış ne kadar oynatıyor? Bir resim. Şu fiyat yani 01 e, Bitcoin. Bak yüksek rakamda nasıl oynatıyor? E, 10 Bitcoin diyelim. Bak, bu kadar 349 bin sıfır dedim mi? Bin kere yaptım mı bu işlemi? Sıfır sıfır bir dolar, sıfır, sıfır bir dolar, sıfır, sıfır bir dolar. Böyle 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 toparlıyor işte. Alt koinleri tutuyorlar, alt koinleri tutuyorlar. <laughs> Dediğim bu. Götürmüyor adam alt koinleri. Çünkü e, dün attığım tweet vardı ya. E, geçen bo boğa ne oldu? boğa dediğimiz yani hala boğadayız da. 60k'da ne oldu? Fiyat buralardayken. 60 kadarken, İşte 40 dolar oldu, Atom 30 dolar oldu, SXP 67 dolar oldu, işte Avax 40-50 dolar oldu. Bunların hepsi Postcoin'de daha önce anlatmıştım. Herkes coinlerini cüzdandan çekmeye başladı. Herkes pasif gelire yönelmeye başladı. Çünkü artıyor zaten. Niye satayım ki? Yatırımımı yapmışım ben. Ev almışım evden kira getirisi almak istiyorum artık. Yani ben sürekli ev alıp ev satamam ki. Ben kira getirisine bakacağım artık. Tamam 1 milyon liraya gittim ev aldım. Tamam onu kiraya vereceğim işte. Ama yok. O ev yoktu ki diyor sende zaten. Yani o ev yoktu zaten. Hani ben sana ev sattım görüyorsun. Tapuda sattım gösteriyorum ben sana evi ama öyle bir ev yok aslında. O yüzden sen o evin e, kiraya mı vermek istiyorsun? Yok ki öyle bir ev kardeş. Ben bütün marketi çakarım. Yeni bir akımlılasyon modeline sokarım bu marketi. Sen o 30 dolarda alıp stake atmaya çalıştığın wavesleri bana geri getirmek zorunda kalırsın kardeş. Yani stake mi yok sana. O wavesler zaten bende yoktu. Ben onları sana yoktan sattım. 300-500 bin tane. Onları geri getireceğim. Bak batıyor yoksa. Bak kendi coin'inde 2 desimal var ama. Bunu tutmak istemiyor o kadar. Bunu zaten manipülasyonu yapabiliyor ama 2 desimal var. Yani kendi coin'inde 2 desimal var. Kardeş. Base'te niye 4 desimal var? 3 desimal var. XBG'de niye? SXP'de niye? Diğer altcoin'lerde niye? Altcoin babası niye gelemiyor? Ha bundan gelemiyor işte. Çünkü satoshi değeriyle oynuyor herif coin'lerin. Az önce de anlattığım gibi bir satoshi'nin bitcoin'in dolar karşılığından kaynaklı bir satoshi'nin fiyatı belli. Yani coin'ler bir satoshi arttı mı dolarda daha fazla artıyor olması gerekiyor. Arttırtmıyor işte. Çünkü artsa herkes çekecek cüzdana bir. Artsa bayağı artacak. Yani küçükmüş gibi görünüyor o fark ama hani coin'ler niye 50x yapamıyor. Bundan yapamıyor işte. Yani eskiden dolarda Bitcoin pair'inde coin 2x yapardı. Dolarda 10x yapardı mesela tamam mı? Ama şimdi nasıl hepsi dengeli gidiyor değil mi? Bütün grafikler aynı. Ya bundan işte o. Yani Bitcoin'i çöp ettiler. Bitcoin bir voga yaramıyor artık dememin sebebi de bu. Normalde tam tersi olması gerekiyor. Satoshi fiyatına bakacaksın coin'in. Bu kaç satoshi ise o kadar satoshi. Asıl olan Bitcoin. Kripto. Bitcoin'in olayı, amacı bir satoshi o e, şöyle göstereyim. Satoshi dediğim şey şu. 0. 8 tane 0. Tamam mı? Aldırmıyor da. Şu burada 8 tane var. Aldırmıyor daha altını çünkü şu anda. 2 tane daha 0 var burada. Şu bir Satoshi. Bu değil de yani bunda 2 tane daha 0 koyacaksın şuraya. Koydurmuyor. Tamam mı? O bir Satoshi. O bir Satoshi amacı onun tanesinin 1 dolar olması. E şu noktadan sonraki 8-7 tane 0 artı 1 o bir bir dolar olacak işte. O durumda da bitcoin'in tanesi 100 milyon dolar oluyor. Onun amacı o. O durumda zaten asıl değer değişimi oluyor. Bütün dolar ekosistemi kripto ekosistemine geçmiş oluyor. Yani her şeyin fiyatını şu an dolar belirliyor ya. O zaman da her şeyin fiyatını bitcoin belirliyor olması gerekiyor. Olacak ya da. Onu engellemeye çalışıyor şu an. Çalışıyorlar ya da. Ya da çalışıyor. CZ belki de o, o domanların maşası dediğim nokta bu. Çünkü bunu yapmasa yani altcoin'leri bu kadar peyi, şey açmasa desimal açmasa altcoin'lere satoshi bazlı bir satoshi arttı mı 0303 artacaklar mesela bitcoin'e göre yani atom işte 10 satoshi arttı mı burada 01 dolar artmış olacak e, futures var futures'u dolarla açtırıyorsun değil mi yani bitcoin'de 50.000 bin satışıdan 51 bine çıktı mı atıyorum yüzde bir mi artmış oluyor e Satoshi fiyatı farklı olduğu için e sen dolarla açtırdığın için çünkü coinle açmayı anlamıyor millet. Satoshi bazlı yüzde bir artıyorsa dolar bazlı yüzde bir buçuk artacak. E sen futures'u dolarla açtırdığın için batacaksın. Olay bu. Bu borsaların yaptığı bu. Böyle böyle soyuyorlar milleti. Çünkü daha önce de dedim. Burada bir fee ödüyorsun. Bir işlem yaparken. Ne işlemi yaparsan yap. Sen fee ödüyorsun. Ama bu botlar bu kadar binlerce işlemi nasıl yapabiliyor? Bunlar fee ödemiyor çünkü. Yani 34 940'dan alıp 34 943'ten sen satmaya kalktığında zarar ediyorsun. 3 dolar aslında kar ediyor olman lazım değil mi? Mesela 34 959'dan 34 şu an işte 34 965 fiyat. Buradan alıp 967'den sattın mı kar ediyor olman gerekmiyor mu? Çünkü düşükten aldın yukarıdan sattın değil mi? Ama o fiyattan hani 34 900'den alıp 34 910'dan 1000 dolarlık alıp 1000 dolarlık satmaya kalktığında 34.900'den 1000 dolarlık alıyorsun. 34.910'dan 1000 dolarlık hani o aldığını satmak hakkında eline 990 dolar geçiyor. E sen düşükten aldın yukarıdan sattın. E nasıl doların düştü? E fi işte o. O al sat fiisine gidiyor. Çünkü alırken de fi veriyorsun. Satarken de fi veriyorsun. Market making fee diyorlar ona da. Hani market maker, market yapıcı, market bilmem neci diye. O. E bunlar bu işlemleri nasıl yapabiliyor arkadaşlar? Günde, günde binlerce işlem yapıyor aynı bot. Çünkü buna fee yok buna sıfır fi olursa 34.900'den alır 34.901'den satabilir. 1 dolar karda hep. Hep karda. Sana yaptırmıyor ona ama. Sen 1 dolar farklı alsat yapamıyorsun. Böyle böyle soyuyorlar millet. Çok güzel oturtmuşlar bütün tezgahını. Böyle böyle gıdım 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 gıdım, gıdım, gıdım millet. Bugün bir tweet daha attım mesela. Hangi telegram grubuna girersen gir. Coinlerin hangi grubuna girersen gir. Bir tane sattım ben satıyorum ben hani buradan aşağı düşer falan filan diyen bulamazsın. Bin kişide belki bir tane iki tane bulursun. Bitcoin için de aynı şey geçerli. E nasıl düşüyor bu o zaman? E, kripto komitesine bakıyorsun. Kimse demiyor yani hadi ya ben satalım. Bari. Ve, ve işte Türkiye'ye geçti. Türkiye'dekilerin hepsi yani şey globalde bakıyorsun. Yok kardeş herkes hold diyor ya da aldım diyor alacağım diyor. Alıyorum diyor sürekli. Herkes alıyor anasını atayım. Ama her ne ekmezse her şey aynı anda düşebiliyor. Ya Coin Market Cap'teki en salak coin bile düşüyor ya. Burada hani alt sıraya iniyorsun alıyorsun 6. sıraya geçiyorsun 600. sıradaki coin bile ha bu bile düşüyor yani. Bu ne oğlum? Bu kim yani? Kim ne kadar para yatırmıştır buna? Prizm diye bir şey. Project Pay diye bir şey. Bifrost diye bir şey. Smart diye bilmem ne. Bunları kim para yatırır ya? Ya da yatırsa da hani kim para yatırır derken aşağılamak için demiyorum. Hani projeyi bilmem neyi. Ama hani elinde 10 bin dolar varken 10 bin dolar buna kaç kişi girer Allah aşkına? Elinde 10.000 doların varsa bunu atarsın 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar maksimum 1000 dolar. E 9.000 doları nerede? E 9.000 doları başka coin'de. Atıyorum işte şeyde nedir o? Tushide. XVG'de bilmem nerede tamam mı? Hani market cap'te adam gibi projelerde yani orada. E, tüm market düşerken de sen dönüp a şunun satışına bakmazsın bile yani. Aman buradaki bin dolarım var. Dur o 1000 dolar değer kaybetmesin işte. %17 değer kaybetse 170 dolar kay şey etmeyeyim ben. Dur buna stop gireyim bilmem ne dur gireyim ve satayım bunu demezsin. Çünkü öbür tarafta sushi'den bin dolar giriyor sana. Sushi %17 düştü mü oradan giriyor 3000 dolar. Burada 3000 dolar gi girme şeyi varken 18 180 dolara mı düşüneceksin Allah aşkına? Kim satar bunu? Ama her ne ekmezse hepsi aynı anda düşüyor. Ya bunu da yemeni bekliyorlar senin. Market öyle işliyor. İşte market öyle işletiyorlar marketi. Market öyle işletiyor. Bu organik bir işleme değil. Seni zorla öyle işlettiriyor. O yüzden ben don't, don't use Binance, don't use Binance deyip duruyorum Twitter'da.